Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir ekler tarifi vereceğiz. İnanın evde yaptığınıza kimse inanmayacak ve kaç tane yediğinizi hatırlamayacaksınız bile. Muhteşem bir tarif. Hemen malzemelerime geçmek istiyorum. İç dolgu kreması için 2,5 su bardağı sütümüz var. 2 paket vanilyamız var. 1 adet yumurtamız var. 3 çorba kaşığı da unumuz var. 10 çorba kaşığı da şekerimiz var. Hamur için ise 1 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı suyumuz var. 4 adet büyük boy yumurtamız var. Sizin yumurtalar küçükse 1 adet daha ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı tuzumuz var. 1 tatlı kaşığı şekerimiz var. 100 gram da margarinimiz var. Süslemek için 2 tablet bitter çikolatamız var. Biz bitter çikolatamız çok arttığı için ziyan olmasın diye üst süslemesinde bitter çikolatasını devam ettik. Siz isterseniz beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle altını açtığım tenceremin içine margarinlerimi ekliyorum. Altını biraz kıstım. Şimdi suyumu ekliyorum. Bütün malzemeler oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumurtaların, margarinin, her şeyin. Kaynadıktan sonra tuzumu, şekerimi ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Ve şimdi bir bardak unumu ekliyorum. Şimdi pürüzsüz olacak şekilde yapacağız bu hamuru. Karıştırmaya başlıyorum. Hamur toparladıktan sonra eze eze karıştırıyorum arkadaşlar ki topaklanma olmasın. Evet, hamurumuz hazır. Yumuşacık, tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi hamurumuzu başka bir kaba alıp soğutmaya bırakacağız. Sıcak sıcak koyarsak yumurtalarımız içinde pişebilir. O yüzden şöyle bir açıyorum ki soğusun. Hamurum soğurken ben de iç dolgu kremasına geçmek istiyorum. Sütümü boşalttım. Şekerimi ilave ediyorum. Bir adet yumurta ilave ediyorum. Ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra vanilyalarımı ilave ediyorum. Unumu ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bir puding kıvamı elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden durmadan karıştırmamız gerekiyor. Evet, bakın tam istediğimiz kıvama geldi. Tam bir puding kıvamı ve fokur fokur. Şimdi kremamı da soğumaya alıyorum. Üstünü kapatacağım ki üst kısmı kabuklanmasın. Şimdi hamuruma geçtim. Hamurum istediğim kıvama gelmiş, soğumuş. 4 adet yumurtamı tek tek ekleyeceğim şimdi. Siz isterseniz çırpıcı kullanabilirsiniz, mikser kullanabilirsiniz. Ben elimle daha iyi hissettiğim için hamurun kıvamını bu şekilde devam ediyorum.
Evet, bu şekilde yapışkan bir kıvamı olması gerekiyor arkadaşlar. Tam istediğim kıvama geldi. Şimdi sıkma torbamı boşaltıyorum. Yağlı kağıdımın altına da hafif hamurlar koydum ki sıkarken kağıt hareket etmesin. Sıkma torbamın en ucunu deldim. Ve şimdi bir parmak kalınlığında hepsini sıkacağım. Siz isterseniz daha büyük hamurlar yapabilirsiniz, daha büyük bir ekler istiyorsanız daha kalın ve daha uzun yapabilirsiniz. Evet, ayçiçek yağı ile şu uçlarını düzeltiyorum. Evet, hamurlarım hazır. Önceden ısıttığım 150 derecelik fırınıma gönderiyorum. Eklerler pişene kadar lütfen kapağı açmayın. Benim eklerlerim pişti. 40-45 dakikada benim fırınımda pişti. Şimdi size bir tanesini içini açıp göstermek istiyorum. Evet, tam kıvamında bu şekilde boşluklu olması gerekiyor. Şimdi bunları soğumaya bırakalım. Evet, kremamı torbaya boşalttım, ucunu deldim. Şimdi tek tek hamurlarımın içine dolduruyorum. Şu şekilde doldurup kapatıyorum. Evet, şimdi bu işlemi bütün hamurlara uyguluyorum. Evet, hamurlarım hazır. İçlerini doldurdum. Şimdi küçük bir tencereye çok böyle bir parmak kalınlığında su koydum. Kaynadı. Üstüne biter çikolatalarımı koyacağım. Kasenin altı kesinlikle suya değmesin arkadaşlar. Ona dikkat edin, yoksa çikolatalarınız yanar. Evet, çikolatalarım eridi. Şimdi hamurlarımı tek tek üst kısımlarını bandıracağım. Şu şekilde bir tanesini aldım ve çok kolay gerçekten hepsine bu işlemi yapacağım şimdi. Evet, şu şekilde. Gerçekten harika görünüyorlar. Evet, bandırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi süslemeye geçiyoruz. Bizim bitter çikolatamız çok arttığı için ziyan olmasın diye biz bitterden devam ediyoruz. Siz beyaz da kullanabilirsiniz. Eminim o da çok yakışacaktır. Şekilde sıkma torbanın içine aldım. Zigzag çizerek devam ediyorum. Evet, eklerlerimiz hazır. Muhteşem görünüyorlar. Gerçekten bu tarifi deneyin. Sizin yaptığınıza kimse inanmayacak. Tarifi mutlaka deneyin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.